1971'de Ankara'da 4 Amerikalı asker Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kaçırıldı. 4 gün sonra serbest bırakıldı. Did they tell you why they kidnapped? Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey. And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go? Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go. Well, now you were in fear of your life. Tell me about it. When you're looking down a barrel machine gun, it makes anybody scared. Banka soymuşlar, Amerikalıları kaçırmışlar. Deniz falan öyle hümanist çocuklar ki Amerikalıları kaçırıyor burada, evimiz bizim yakınımızda. Kaçırıyor. Birisi ağlıyor, benim karım hamile. Ya bırakın diyor, karısı hamileymiş diyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsani özü çok fazladır bunlar. 12 Mart 1971 günü Türk Silahlı Kuvvetleri askeri darbe gerçekleştirdi. Muhtırası verildikten sonra bütün Türkiye'de, özellikle Ankara'da devletin çok şiddetli bir baskısıyla karşılaşıldı. O sırada denizler Ankara'da bulunuyorlardı. 4 Mart'ta kaçırmış oldukları Amerikalıları 8 Mart'ta bırakmışlardı. Fakat Ankara'da gidecekleri yerler çok sınırlı, saklanacakları yerler çok sınırlı, ellerindeki silahlar çok sınırlı. O nedenle en kısa zamanda Ankara'dan uzaklaşmayı düşünüyorlardı. Denizlerin Ankara'da birkaç defa ev değiştirmesi sırasında kendilerine yardımcı oldum. Ama Ankara'dan bir an önce uzaklaşmak gerektiği için buna bir araç bulmamız gerekiyordu. Önce bir arkadaşımızın arabasıyla gitmeyi düşündük. Fakat daha sonradan bu arabayı babasından alamadığı için bu araç söz konusu olmadı. Elimizde iki tane motosiklet vardı. Bir tanesi Tuncer'in motosikleti. Java marka motosiklet. Bir tanesi de benim motosikletim. O da Java marka. Tuncer'in motosikleti kırmızı, benimkisi beyazdı. Bu iki motosikletle Ankara'dan uzaklaşmaya karar verildi. Planımızı ona göre yaptık. 15 Mart gecesi saat 11 civarında ben Deniz, Yusuf ve Sinan'ın saklandıkları evden onları almaya gittim. Daha önce motosikletlerin üzerlerine eşyalarını yüklemiştik, çantalarını yüklemiştik. Akşam 11 civarında beraber yola çıktık. Benim arkamda Sinan, Yusuf'un arkasında Deniz vardı. İki motosiklet arka arkaya Ankara'dan ayrıldık. Kayaş'ta Samsun yolu çıkışında her zaman olan bir polis kontrol noktası vardı. Fakat orayı bypass eden bir köy yolunu biliyordum ben. O köy yolunu takip ederekten bu polis noktasını bypass ettik ve yola çıktık. Gece soğuk bir geceydi. Ankara'da o kadar kar yoktu ama Ankara'ya çıktıktan sonra Sivas'a doğru yaklaşmaya başladığımızda etrafta ciddi bir kar vardı. Hatta kar yolun üzerine kadar geliyordu. Amacımız motosikletle son noktaya kadar gitmek değildi aslında. Yozgat'ın Sarıkaya diye bir ilçesi var. Bu Sarıkaya ilçesinin askerlik şube komutanı Tuncer'in Erzurum'dan tanımış olduğu Üsteğmen Alpaslan Batu idi. Ve bu Alpaslan Batu'yu Sinan Cemgil de tanıyordu. Amacımız onun yanına gidip onun sağlayacağı bir araçla Akçadağ üzerinden o sırada o bölgede bulunan diğer arkadaşlara katılmak. Benim görevim onları, Sinan'ı, Deniz'i ve Yusuf'u oraya bıraktıktan sonra geri dönmekti. Sabaha karşı Sarıkaya yoluna saptık. Fakat Sarıkaya yolu tamamıyla karlarla kaplıydı. Yani yol bile görünmüyor desem yeridir. Sabaha karşı Sarıkaya ilçesine yaklaştığımız zaman Yusuf'un kullandığı motosiklet arıza yapmaya başladı. Sürekli stop ediyor, çalıştırıyoruz, tekrardan stop ediyor. Bir ateşleme problemi vardı motosikletin. Onu birkaç defa böyle elimizden geldiğince tamir ederekten yolumuza devam ettik ama belli bir noktadan sonra artık motosiklet tamamıyla durdu. Yaklaşık 5-10 kilometre kala kasabaya. Onun üzerine Sinan'la ben devam ettik yola. İlçeye geldik.
jandarma komutanlığını bulduk, daha doğrusu askerlik şubesini bulduk orada. Onların tarifiyle Alparslan Batu'nun evine gittik. Kapıyı çaldık. Zaten çok sabah erken olduğu için daha yeni uyanmışlardı. Sinan tanıdığı için tabii onlar kucaklaştılar, öpüştüler ve durumu anlattık. Yani şeyle Yusuf'la Deniz'in arkada beklediğini, yol üzerinde beklediğini söyledik. Onun üzerine Alparslan Batu bir jip buldu oradan, kasabadan bir jip buldu ve o jiple Sinan'la beraber geriye gittiler. Ben evde kaldım, onların evinde kaldım. Dönüşlerinde Yusuf'la Deniz'i de getirmişti ve motosikleti de jibin arkasına atmışlardı. Öbür motosiklet. Evet, arızalı motosikleti de jibin arkasına atmışlardı. Bir kahvaltı ettik, durum değerlendirmesi yaptık. Kasabada bizim kullanabileceğimiz bir araç yoktu. O denizleri almaya giden jip de savcıyla bir randevusu varmış galiba. O gün için savcıya angajaymış. Onun için başka bir araç bulma imkanı yoktu. Ve Sarıkaya'dan Gürün istikametine giden yolda karla kapalıydı. Yani motosikletlerle de geçmemiz mümkün değildi. Yapılacak tek şey vardı, oradan geri dönmek. Geri dönüp Sivas üzerinden devam etmek. Onun üzerine kahvaltıdan sonra Yusuf'la Deniz hareket ettiler. Benim motosikleti onlara verdim. Sağlam motosikleti onlara verdim. Ve onlar orada ayrıldılar. Orada vedalaştık birbirimizle. Sinan'la ben kasabada kaldık. Kasabada bir tamirci bulduk. Traktör falan tamir eden bir yer vardı. Oraya gittik. Motosikleti tamir ettirdik. O ateşleme problemini çözdük. Yaklaşık 4-5 saat kadar orada oyalandıktan sonra, öğleden sonra da biz hareket ettik. Yine aynı şekilde geriye gittik. Yoldaki karlar biraz erimişti o sırada. Ana yola çıktık, Sivas asfaltına çıktık. Sivas'a girişte yine bir polis noktasında kontrol vardı. Fakat biz gittiğimiz zaman saat 5'i geçtiği için polis kontrolü dağılmıştı oradan. Anladığım kadarıyla denizler o noktaya geldiğinde o polis kontrolü devam ediyordu orada. Ve onu görünce oradan geri dönüp Şarkışla ilçesine sapmışlar. Şarkışlardan sonra da biliyorsunuz olayları, orada çatışma çıkıyor, Yusuf yaralanıyor, Deniz Gemere'ye devam ediyor ve orada çatışma sonucunda yakalanıyor. 6 Mayıs 1972'de devrimci gençliğin önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'nde yasal olarak herkesin göz önünde asılarak katledildiler. ...1972 6 Mayıs'ına, yani denizlerin idamına. Daha doğrusu denizlerin idam edilmesinden kısa bir süre önce bütün Türkiye haberdar oldu. Bütün Türkiye bunlar asılmalı veya asılmamalı diye tartışmalara girdi. Ve birçok olaylar. Ve mecliste aslında 15 kişiye idam verilmişti denizlere. 3 kişiyi idam ettiler. Neyse, denizler 6 Mayıs gecesi asıldı. Biz de onları, tabii sabahleyin bütün gazeteler çıktı. Aynı gün bu durumu kabullenemeyerek, ben bir TAKPC'li olmakla beraber ve TAKPC ile TAKO'nun bir sürü ortak iş yapmasını ya da daha doğrusu TAKPC erken yakalanan ve çok yakalanan, idam edilen TAKO'yu yalnız bırakmamak anlamında bütün hayatını vermişti ve aynı anlayışa sadık olan ben de arkadaşlarımla beraber buna misilleme yapma gereğini duydum. Tabii sokakta o gün askerler geziyordu. Ve İçişleri Bakanı sürekli bütün askerler ve polisler hareket halinde olmalıdır, bütün karşı gelenler direniş halindedir diyordu. Gideceğimiz yerlere arabayla bile gidemiyoruz, şeyle gidiyorduk, yürüyerek gidiyorduk. Aksaray'da bir polis askeri barikatına saldıracaktık. Karşılıklı tabii arabalar, yoklamalar falan. Böyle bir durumda karşıdan bir el bombası atıldı. Biz sıkmaya başladık. Yani genel anlamda hedefe, yani bir belki direkt bir A'ya B'ye olmamakla beraber. Ve bu arada bana bir kurşun geldi, koluma değdi. Bir başka kurşun bacağıma değdi. Bir bomba geldi, yere düştü. Ben onu alıp tekme de vurmak değil, alıp atmak istedim.
atmak istedim. Bu arada o kurşunlarla beraber o bombayı infilak etti. Bendeki bombaların birisi de düştü yere ve bir ateş topunun içinde kaldım. Kollarım, bacağım orada koptu. Tabii biz oraya şey için gittik. En son gidişimiz gittiğimizde cuma akşamıydı. Hiç unutmuyorum. Cuma akşamıydı. Cuma günüydü, sabahtı. Babamlar ayrı gitti otobüste. Ben şirketten izin aldım, uçakla gittim. O gün görüşme günüydü. Fakat biz buluşamadık, görüşemedik yani. Zaten onlar da şey yapmış. Ben o zaman Altan Öğmen, Örsan Öğmen'in Anka Ajansı diye bir ajansı vardı. Gökdelen'den. Yani o zaman cep telefonu yok, bir şey yok filan. Ben artık yetişemeyince şeyde bekleyeyim dedim, gideyim. Çünkü buluşma yeri orasıydı. Anka Ajansı. Anka Ajansı'dı. İşte gittik oraya, saat herhalde 3 gibi. Ya 3.30 gibi geldiler işte 3 tane baba. Hıdır İnan, Beşir Aslan ve de babam geldi. Ne oldu filan dedi Altan Bey. Örsan Bey de sağdı o zaman. Dedi ki şey, sayın var dediler. Yarın gelin dediler. Şimdi gitmişsiniz o, tekrar İstanbul'a dönüp bir gün sonra geleceğine, bir gün dedik şeyde yatalım. Ankara'da kalalım dedik. Ankara'da kalalım dedik ama şeyin de yaklaştığını tahmin ediyoruz ama o kadar çabuklaştıracağını şey yapmıyoruz, tahmin etmiyoruz. Çünkü dilekçeler veriliyor, bilmem neler filan da hepsi yıldırım hızıyla. Zaten bütün mahkeme yıldırım hızıyla şey yaptı, görüldü. Yani askeri yargıtaya gitmesi, gelmesi, meclise gelmesi, bir, Anayasa Mahkemesi'nin kanunu birinci sefer iptal etmesi tekrar... Bütün her şey yıldırım, elden takip diye bir olay vardır yani. Aynen öyle olmuş demek ki. Aynen öyle oldu. İşte şey yaptık, sıkı yönetim yine var. Şey yaptık, biraz konuştular herhalde 6-7 falan gibiydi. Oradan çıktık, bir yemek yedik. Usta bir otelde şey yapalım dedik, kalalım dedik. Orada şey yaparken sabah uyandırdılar bizi. Yine de sabahın yani 3.30-4'ü falan olabilir yani. Hiç şey yapmıyorum. Aşağıdan, sizi aşağıda bekliyorlar dedi. Aşağıdaki resepsiyondaki çocuk deyince biz anladık zaten. Aşağı indik, işte polisler çünkü başka hiçbir araba yok sıkı yönetim olduğu için. Dediler böyle böyle. Babam dedi ki şeylerin haberi var mı? Beşir Aslan'la şeyin. Evet dedi, onu da başka ekip şey yapacaklar. Nerede? Karşıyaka mezarlığında. Sizi oraya götüreceğiz dedi. İşte gittik Karşıyaka mezarlığında. Yani bir polis ve asker ordusu. Mezarlıkta. Gece yani daha güneş doğmamış yani. Ben dediğim zaten daha güneş doğmamış. İçeride bir idare binası var. Daha şey bile gelmemiş yani, mezarlıklar müdürü bile gelmemiş. Onun koridorunda böyle tahta banklar var, orada üst şey yapıyoruz. Başka kişiler tabii, o ekip getirdi ama başka kişiler ama kim olduğu belli değil. Emniyetten mi, MİT'ten mi, askerden mi, sivil bir kişilerle şey yapıyorsunuz, konuşuyorsun ama ünvanını, adını falan filan hiç şey yapmıyorlar, söylemiyorlar yani. Ben şuyum diye kendilerini tanıştırmadılar. Orada işte böyle böyle teslim alıyoruz. Tamam dedik, teslim alıyoruz. Ne yapacaksınız? Size ne dedik yani? Teslim ediyor musunuz, etmiyor biz bize? Halit Çelen falan yok değil mi orada? Yok. Siz teslim ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Dedi tamam teslim ediyoruz. Tamam o zaman bırakın bize. Cenazemizi götürelim. He. Ne yapacaksınız? Ya ne yapacağımız bize ait artık yani.
bunun şeyi idam ettikten sonra bir de teslim ediyorsunuz, bitti. Götürecekseniz, tamam mı, şey yapın, bir an evvel, yarım saat, bir saat içinde araba getirin dediği zaman daha sokağa çıkma yasağı kalkmamış. Karşıyaka mezarlığındasınız, Allah'ın dağı o zaman bir şeyde. Gidip araba bulmanız, bilmem ne yapmanız filan mümkün değil, onlar da biliyorlar tabii. İşte o arada buraya şey yapsanız olmaz mı? Gömseniz falan filan. Ben karşı çıktım. Çünkü niye karşı çıktım? Yani biz İstanbul'dayız. Hiç olmazsa yakında bir yere. Gömülürse bayramları, seyranları gideriz. Ziyarete şey yapıyoruz. O baskılarla filan babalar şey yapmadı, direnmedi yani. Zaten bizi vermeyeceklerdi, onu şey yok. Bir gün önceden mezarlar kazılmış. Gittiğinizde çukurlar açıktı. Açık. Açılmış, biz açılmış. Daha mezarlığa gitmedik. Şeyde, girişte şey var, işte idari bina var, orada pazarlık yapıyor. Ondan sonra dediler ki, şey dedi galiba, ya Beşer Aslan söyledi, ya ayırmayalım bunları, madem dedi şey yaptı filan. İki baba da şey yaptı, ben de bir şey diyemedim. Neyse, ondan sonra şey dediler, gidip mezar alalım. Yalnız bunların üçünü yan yana gömemezsiniz dediler. Şimdi, orada zaten şey bir vaziyettesiniz, şok bir vaziyette, yani hiç kabul edemeyeceğimiz bir şey. Ben tekrar başladım, biz götürüyoruz o zaman dedim. Dedi ki, ya bu saatten sonra nereye götüreceksiniz? İşte babalar da anlaş. Dedim, niye üçünü yan yana şey yapmıyorsunuz? Yukarıdan öyle emir var filan dedi. O zaman dedim, o yukarıdakiler canlıyken korkuyordunuz. Ölüsünden de mi korkuyorlar yani filan? Sonradan söyledi, şey yapmış, Beşir amca şeydi, polisti. Bir yerlerden tanıyorlar herhalde. Demiş ki, ya oraya söyleyip fazla şey yapmasın, itiraz etmesin filan diye de şey yapmış, şöyle de bir ikazda bulunmuş filan. Yine tekrar şey yaptı, babalar ona da razı oldu yani. Hayır, hayır. Biz, çünkü onların da şeyi şu, vakit de ilerliyor, bina bir an evvel gömülmesini istiyorlar. Yani şey çıkmadan, kimse sokağa çıkmadan ne olur ne olmaz diye bir an evvel gömülmesini istiyorlar. Ondan sonra gittik yeni mahallede, mezar yerini satın aldık. Parayla, yeni mahalle belediyesine şeydir. İşte üçer tane arada şey bıraktılar. O arada geri geldik tabii. Babamlara şey dedi, görmek ister misiniz dedi. Yalnız bu geri geldikten ben hani önce miydi, sonra mıydı onu tam şey yapamıyorum. Üç tane baba şeye girdi, içeriye girdi. Ben girmedim yani, ben o halde görmek istemedim. Ama çıktıklarında bir perişandılar, çok şeydi. Tabii şey yapmış, neyse işte birisini bulmuşlar, yıkanmış filan. Biz Deniz'in şeye de koymuşlar, her şeyi hazırlamışlar, tabutu filan da hazırlamışlar yani, belliymiş. Biz şeyi aldık, Deniz'in tabutunu aldık, götürdük. O zaman şey, böyle iki şeyde bir yol var. Yola koyduk, geldik öte. Bir geldik ki Deniz'in tabutunu mezara koymuşlar. Çukurun içine koymuşlar. Koymuşlarsa bir şey yapmışlar. Babam isyan etti, dedi ki, ne yapıyorsunuz ya dedi, bizim kendimize göre şeyimiz var, size de şey yapıyor. Bunun dedi, namazını kılacağız, şey yapacağız. Kim koydu bunu? Hiç kimse ses çıkartmıyor. Tekrar indik, dört kişiyiz ama. Üç tane baba, bir de ben. Bir de şey var, o kenarda duruyor. Yusuf'un eniştesi var. Kız kardeşinin şeyi, kocası. Tekrar çıkarttık, koyduk. Onu üç tane şeyi böyle yan yana koyduk.
Şimdi dört kişi biz de arkasına geçtik, namaz kılacağız. Hoca yok. Bakıyoruz etrafa filan, hoca nerede filan diye şey yaptık filan, oradan birisi de şey yaptı. Dedik ki ya hoca, ben bunların şeyini kıldırmam diyormuş. Babamda o şey vardı, babamın eğitimi vardı yani, medreseydi filan. Dedi ki lüzum yok dedi, ben kıldırırım dedi. O sırada şey yapmışlar, hocayı bulup hemen getirmişler. Çünkü bir an evvel şey yaptık. Hoca şeydi, biz dört kişiyle onların şeyini şey yaptık. Dört kişiyle mezara koyduk. Nereye götüreceğiniz başlamadan babam sordu, vasiyeti var mı dedi. Hayır yok dediler. Ya biz bir de avukata soralım, kim var dedi. Avukat şeyle, Mükerrem'le Halit Çelenk var dediler, idamda bulundu. Bir ona soralım dedik. Vasiyeti varmış. Sonradan şey yaptık, savcılığa gittik. Orada bir şey bıraktı mı filan diye şeyler alalım diye. Zorla mı? Mektup bırakmış, onu da zorla verdi. İdam öncesi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ailelerine son mektuplarını yazarlar. Hüseyin İnan'ın idam öncesi ailesine yazdığı son mektup. Babama, anneme, kardeşlerime ve yakın arkadaşlarıma söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Bir gün insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç, bildiğimiz sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı. Üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum. İleride durumumu çok daha iyi anlayacağınız inancındayım. Metin olunuz. Üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışınız. Bütün varlığımla hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yazılacak çok şey var. Fakat hem mümkün değil, hem de sırası değil. Candan selamlar. Hüseyin İnan. Yusuf Aslan da idamından önce ailesine şöyle bir mektup yazar. Bu mektubu aldığınız zaman ben ebediyen bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağınızı tahmin ediyorum. 1,5 seneden beri benim yüzümden nasıl üzüntü içinde olduğunuz malum. Bu son olayda metanetle karşılamanızı sadece dileyebilirim. Babacığım, bu olayda da annemin ve Yücel'in senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok. Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın hem de onlar için o kadar iyi olur. Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğin bir oğlunun bir günde öldürülmesi kolay gözlenecek bir olay değildir. Fakat siz benim ne için, kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru içinde gidiyorum. Sizlerin de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum. Babacığım, annemin ve Yücel'in senin desteklerine muhtaç olduklarını yukarıda söylemiştim. Onları rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağından zaten eminim. Babacığım, burada şunu da ilave edeyim ki Yücel'in hastalığından kendimi sorumlu hissediyorum. Yücel için her şeyinizi ortaya koyacağınız hususunda da kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim, fazla üzülmesinler. Olayın sarsıntıları geçtikten sonra normal hayatlarına devam etsinler. Mehtaba ne diyeyim? Benim için her zaman bol bol öpe. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşları ara sıra yoklarsan, hallerini hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her biri oğlun sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarımı ve dostlarını unutmayacağını biliyorum. Mektubumu burada bitirirken sizi, annemi, Yücel'i, ablamı, Aziz ağabeyi, Mehtap'ı hasretle kucaklarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Yusuf Aslan. Deniz Gezmiş'in idamdan önce babasına yazdığı son mektup. Baba, mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyiniz dersem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanı istiyorum. İnsan doğar, büyür, yaşar, ölür. Önemli olan çok yaşamak değil,
yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Ben bu nedenle erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de düşünmeyeceğimden şüphen olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağınızı tahmin ediyorum. Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan Kürt ve Türk halklarının da anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarıma gerekli talimatları verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşüyor. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, abimi ve kardeşimi devrimciliğimin olağanca ateşiyle kucaklarım. Oğlunuz Deniz Gezmiş. Ne yazık ki devrim olmadı. Fakat bu hareket haksızlıklara karşı bir direniş geleneğini oluşturdu.